Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Çünkü ortada <laughs> taşın 10 kişi kalarak kazandığı inanılmaz bir karşılaşma var. Nasıl başlamak lazım nasıl yorumlamak lazım yorumcularımıza sözü bırakacağım ben bir toparlama yapmak istedim ama toparlayacak bir durumda açıkçası bulamıyorum çünkü kağıtlar yetmedi pozisyonlara e, kalecilerin müdahalelerine e, gollere kaçan pozisyonlara yani Redmond çok iyiydi Cenk Tosun inanılmazdı diyoruz ama Mert'i de bir tarafa koymak lazım Beşiktaş adına çok kritik dakikalarda kritik kurtarışlar yaptı ve belki de skorun buraya gelmesinde katkısı olan yine önemli isimlerden bir tanesi oldu. Canlı görüntüler geliyor. Jesus bugün yedi kulübesi de değildi. Tabii ki protestolardan nasibini aldı. Bundan sonra lig nasıl şekillenecek? ne olacak? Bütün bunları da değerlendireceğiz. Niyat kavcı isterseniz sizle başlayalım. Ee, önemli değil. Çünkü siz 0-0 olursa ben yine çıkmam dedi. demiştiniz. Neden dedim? İşte gereken yapıldığında sağda muhteşem goller, pozisyonlar, penaltı mı değilmiler, kaçan penaltılar, atılan goller oyuna hamleler, teknik direktörlerin doğrusuyla, yanlışıyla ben bir futbol sever olarak inanılmaz bir derbi izledim. Derbi de böyle olmalı. Unutulmaz olmalı. Bu maçta unutulmazlar arasına girdi. Beşiktaş Kadıköy'de 10 kişi kaldığında bir şey oluyor. Daha tehlikeli bir hale evriliyor. Maçta öyle, maçta inanılmaz bölümler var. Mesela 51 ile 62 arası. Wellington'un penaltısı, Valencia penaltıyı kaçırıyor. 58'de Cenk gol atıyor. 61-62'de yine gol atıyor. 11 dakikada maç bambaşka bir şeye evrildi. Fenerbahçe rakip 10 kişi kalınca neden üçlüyle devam ediyorsun? Cesus. Oyuna neden genç haple, genç Hamleler yapıyorsun cesus denilebilir ama diğer tarafta da sahanın içinde tabii ki yıldızlar var biraz sonra bahsedeceğim. Ama Şenol Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Maçın devre arasındaki hamleleri. Yani Maxim ve Redmond hamlesi. Redmond'la ilgili burada yoruldum. Şu hikayenin sonuna kadar başlangıç süper, gelişme süper, sonucunu yapamıyorsun Redmond. Yapsan zaten buralarda işin de olmayabilir dedim. İstanbul Spor maçı muhteşem gol. Bugün 3 asist, 1 gol, attığı gol yine muhteşem. Abu Bakar kötü oynarken 90 artıda gitti golünü attı. O pası da Redmond verdi. Redmond bir adım önde derim ama Redmond'da işlik yapan forvet oynadığında gol attı mı, görevini yapmış diyebileceğim bir Cenk Dosun. Çok belki konuşulmaz ama salih performansı. Onun dışında Mert'in en kritik anlardaki kurtarışları. 112 Necibi maçtan önce dedim hamle olabilir oyuna girdi bir iki tane kritik müdahalesi. Yani Beşiktaş'ı tebrik etmekten başka hiçbir şey diyemeyiz. Sahanın içinde Kadıköy'e geliyor, dört tane gol atıyor ve bu 4 golü de on kişiyken atıyor. 90 artıda bile gol buluyor ve bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe taraftarı Ali Koç istifa, Cesus'a tepkiler, oyunculara golden sonra tepkiler okey. Şu anlamda da tebrik ediyorum. Oyundan çıkan Cenk'i alkışlıyor, Abu Bakar'ın golünü alkışlıyor. Bu da özlediğimiz bir detay. Taraftar da güzel futbol oynayana Hak edeni veriyor. Bu anlamda Fenerbahçe taraftarına tebrik ediyorum. Fenerbahçe 3 puan kaybetmedi. Fenerbahçe çok daha fazlasını kaybetti bugün. Bir kere yarışta matematik olarak her şey olabilir futbolda. Nasıl Galatasaray Konya deplasmanında takılacağı beklenilmiyordu takı, takıldı. Bugün belki Fenerbahçe iç saha işte son 7 maçın 6 galibiyet bir beraberlik. Galibiyet bekleniliyordu. Bak Beşiktaş geldi 4 gol attı. Maç önüne dönsen kolay kolay tahmin edilebilecek bir şey değil. Ama biz de Beşiktaş takım olarak son 3 maçta göstermiş olduğu performansla her an her şeyi yapabiliriz söyledik. Abu Bakar 3'te 3 üç atıyordu, 4'te 4 dört yaptı. Cenk İstanbul maçına kafa golünü attı, bugün muhteşem bir kafa golü. Redmond oyuna girdi, gol atmıştı, bugün aynı şeyi yaptı. Maksim'le Beşiktaş 10 kişi kaldı, fark etmedi, topu tuttu, iyi paslar yaptı. Salih oyunun iki tarafını çok iyi oynadı. Ama maçın 50. dakikasına kadar olan bölümde gündem bambaşkaydı. Arda'nın pozisyonu penaltı mı penaltı değil miler tartışılırken bence o gündem de birden değişti. Maçın içinde tam da benim sevdiğim işte gollerin konuşulacağı, pozisyonların konuşulacağı, oyuncu değişikliği hamlelerinin oyuna etkisi ya da geç yapılan değişikliklerin konuşulduğu duruma geldi. Beşiktaş tabiri caizse son yıllarda unutulmayacak en önemli destanlardan birini yazdı. Ve şu an taraftarlar, Beşiktaş taraftarlar şunu düşünüyordur biliyor musun? daha önceden bu takviyeleri yapsaydık Amir işte Maxim, Onur ya Beşiktaş iyi bir takım görüntüsü veriyor son haftalarda. Bugün artık net imza attı. Ben iyi takımım imzasını attı. Beşiktaş taraftarlar inanılmaz gururlu, onurludur bugünkü mücadeleden dolayı. Çünkü 2005 yılı 4-3, 2020 yılı 4-3. 2023 yılı 4-2. 10 kişi. 4'er 4'er atıyor Kadıköy deplasmanına kişi... ve 10 kişiyle Geriden gelerek. Bunu başarabilen tarihte bir takım var mı bilmiyorum. Bugün konuşurken de şey hatırladık. Fenerbahçe taraftarlar alkışlarken Cenk'i, Abu Bakar'ın golünden sonra aklımız El Clasico'ya bir Real Madrid Barcelona maçında Ronaldinho'nun muhteşem performansıyla attığı golden sonra stadın alkışladığı <laughs> anları yaşadık. Ya futbolda taraftar iyi oynayana hakkını veriyor rakip takımda olsa. Bugün Fenerbahçe taraftarı da Beşiktaş'ın oyununa özellikle penaltı kaçtıktan sonraki oyununa gereken hakkı verdi. Hepimiz de vermeliyiz. Beşiktaş'ın içinde olduğu derbiler her zaman güzel oluyor dedim. Gollü oluyor dedim. İlk yarıdaki maç hariç 0-0 o dönemde gerekli eleştirileri yaptık. Valerian Hoca dönemiydi. Cesus oyunu kontrol ediyordu. Kısır bir maç izledik. Pozisyon değil. İşte bu. İki kadronun normalde hakkı bu olmalıydı. Bol goller olmalıydı. Ama Fenerbahçe tarafına gelince şu an maçta en üzgün olan 25-26 gol atmış Valencia'nın o penaltıyı direğe nişanlaması ve ondan sonra yaşanılanlar olur. Valencia inanılmaz üzgündür. Çünkü 2-0 olsa bu maç kolay kolay dönmezdi ama futbolun güzelliği de bu. İnce detaylar vardır. O anda o çizginin üstüne çıktın mı e, başarılı oluyorsun. O çizginin altında kaldın mı da başarısız oluyorsun. Ama Fenerbahçe bugün sadece maçı kaybetmedi. Cesus'un tartışılacağı, Sayın Başkan Ali Koç'un geldiği ilk günden vermiş olduğu vaatler ve sonrasında geçen yıllarda bugüne kadar geldiğinde hiçbir başarının olmamasının tartışılacağı bir döneme girdi. Hani her şey sıfırdan başlasa şaşırmam. Şu an Fenerbahçe'de taraftarlar normal olarak bazılarına fatura keser. Burada da genelde hep ilk numara başkandır. İrfan Sonra ya. hocadır. İrfan'ın ıslıklanmasına hiçbir şey demem. Çünkü, Gol attı ama. Çünkü rakibinin elinden aldığım bir oyuncudan çok daha istikrarlı bir oyun oynadığında asis ve goller beklesin karşılığını alamadı. Bugün attığı golden sonra da ıslıkladı. Ya yani taraftar yeri geldiğinde gerekene gereken adaleti gösteriyor. Övmesi gerekeni övüyor, destekliyor. Eleştirmesi gerekeni de eleştiriliyor. Ama Fenerbahçe için şok bir mağlubiyet ve de böyle 10 kişi kaldıktan sonra alınan mağlubiyetin faturası çok daha ağır olur. Yani kim olursa olsun Ancelotti de olsa Guardiola da olsa eleştirilir. Başkan Florentino Perez de olsa eleştirilir yani. Bu böyledir. Hiçbir şey diyemezsin böyle bir mağlubiyete. Zaten herkes de üzgündür şu an oyuncusundan teknik direktörüne, başkanından yönetimine, taraftar zaten hepsi üzgün. Ama diğer tarafta da bence şimdi Beşiktaş'ta tekrardan alevlenecek bir gündem var. Biliyorsun. Kulüpler Birliği toplantısı, puan oylama, puan tartışması, puanlar verilecek mi, verilmeyecek mi, ilk yarıda oynanan silinecek mi, silinmeyecek mi? Bu tartışma, tartışma alevlenir. Beşiktaş'a da hiçbir şey diyemeyiz bu konuda. Zaten Sayın Başkan Ahmet Nurçevi hani ikinci günden sonra talep